Marmaris Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Acar'ın başkanlık ettiği toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeler arasında en önemli olanı kuşkusuz Marmaris, Köyceğiz, Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği Martab'ın kapanması yönündeki maddeydi. Muğla Valilik Makamınca 5571 sayılı kanun gereğince kurulan ve belediyemizin de 01.10.2007 tarih ve 89 sayılı belediye meclis kararı ile üyesi olduğu Martab Turizm ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği'nin 17.04.2015 tarih ve 2015 taksim 2 sayılı meclis kararı ile Marmaris Köyceğiz Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünün birliğin tasfiyesi konu başlıklı 41. maddesi gereği birlik meclisinin tasfiye edilmesi nedeniyle birliğin taşınır taşınmaz mal varlığı, personelleri, kiralanması, yapılan taşınmaz malların kullanım hakkı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda alacak ve borçlarının tamamı birliğin kurucu üyesi olan Marmaris Belediyesi'ne devredilir hükmü gereği Martab'ın 24.04.2015 tarihli 709-202-88 taksim 104 sayılı ve devir işlemleri hakkındaki yazısı ile ekli dosyanın belediye meclisinde görüşülmesini rica ederim. Halil Gökovalı, belediye başkan vekili. Almış olduğumuz karar gereği ilave olarak Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği'nin birlik tüzüğüne göre almış olduğu 17.04.2015 tarih ve 2015 taksim 2 sayılı meclis kararında belirtilen birliğin taşınır ve taşınmaz mal varlığı, personelleri, kiralaması yapılan taşınmaz malların kullanım hakkı, alacak ve borçlarının tamamının Marmaris Kaymakamlığı tarafından oluşturulan devir tasfiye komisyonu kararına göre belediyemize devrine, ilgili Martab Birlik Meclis kararında belirtilen 6. derecenin 1. kademesinde bulunan 1 adet şehir plancısı ile 7. derecenin 1. kademesinde bulunan 1 adet ekonomistin 15.05.2015 tarihi itibariyle kurumumuza naklini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkan Acar Martab'ın kapanacak olmasının nedenini ise şöyle açıkladı. Ve bize göre gerekli olan bu oluşumda bu birlik turizm adına dolaylı olarak sektörden yararlanan tüm sektörleri de iş kollarını da kapsayacak bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği açısından bir bütüncüllük anlayışı içerisinde anlamlı bulduğumuz, önemsediğimiz bir birlikti. Ancak bütün şehir yasa kapsamında diğer tüm birlik bünyesinde olan muhtarlıkların, belde belediyelerinin, il özel idarelerin tasfiyesi sonucunda sadece birlik bünyesinde Marmaris Belediyesi içinde kaldığı için bir tek üyeyle bu yapının devam etmesi mümkün değildi. Bu konuda tüzel kişiliği bitmemesi adına ve bu birliğin devam etmesi adına çabalarımız oldu. Sağ olsunlar Datça Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi bu konuda desteklerini verdiler. Meclis kararlarını aldılar ve birliğimizin tüzel kişiliğinin bitmesinin önüne bir şekilde geçilmiş oldu. Fakat yaşadığımız bazı sıkıntı ve gerekçelerle gerek sonradan bize birliğimize dahil olan ilçe belediyelerinin gerekse özel sektör olarak turizm sektöründe faaliyette bulunan otelcilerin ve sektör dışındaki otelcilerin dışındaki birçok işletmecinin birliğin yasal olarak tüzükteki bazı aksaklıklar ve yargıya intikal eden konuların aleyhimize sonuçlanması sonucunda birliğin de bu şekliyle devam etmesinin pek anlamlı olmadığı düşüncesiyle daha önce almış olduğumuz meclis kararında birliğin tüzel kişiliğini sona erdirdik.